bunu Taşköprü'deyim. Taşköprü'de özel bir lezzet varmış. Kuyu kebabı. Peki kuyu kebabını Taşköprü'de nasıl yapıyorlar? Hadi gelin öğrenelim. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuzu tandırınız meşhurmuş. Evet, meşhur. Peki nasıl yapıyorsunuz? Kuzumuz burada. Evet, kuzumuz hazır bu şekilde. Erkek kuzu mu, dişi kuzu mu? Fark etmiyor. Erkek de olabilir, dişi de olabilir. Altı aylık olmuş vaziyette. Yaş olarak da. Onlardan yapıyoruz. Benim bir işlemden sonra sırtını yarıyoruz. Evet. Ondan sonra kağıda, yani bu yoğuyacak vaziyete hazır geliyor. Ondan sonra da bu yoğuyoruz. Peki herhangi bir marine bekletilmiş bir şey var mı? Saf. Saf sadece. Taze kesilmiş olacak. Günlük. Yani bir saat, iki saat önce kesilmiş olacak. O şekilde. Yani bir gün önceden kesilmiş şekilde olsa olmuyor. Olmuyor. Bir iki saat dinlendiriyoruz. Evet. Hayvanı kestikten sonra, sonra kuyuya atıyoruz. Tabii, tabii. O zaman yapalım. Hangi işlemler olacak şimdi? Atmayacağız, parçalara ayırıp atacağız. Parçalara ayırmayacağız. Sadece şuraya kadar yaracağız. Ha. Ondan sonra bütün olacak yine. Yani. Ha. Şu anda hazır. Hazır. Hazır şu anda. Hazır. Şu an o zaman kuyumuz hazır mı? Kuyumuz da hazır. Onu görmedim çünkü. Oraya da gidelim bakalım, mi? Gidelim buyurun. Gidelim. Ooo kuyumuz burada. Evet. Odunlar içinde. Evet. O nedir? Harcı mı? Bu sarı toprak. Hı. Kuyunun ağzını sıvamak için. Her hava toprakta almasın olmuyor. Hepsinden olmaz. Sadece sarı toprak olur. Hava almasın diye ağzını sıvıyoruz bunlar. Güzel. Peki ocağımızın özelliği nedir? Bunun içerisinde hiç yanan bir şey kalmayacak. Alevli bir şekilde hiçbir şey kalmayacak. Közü ağzını kapatıp hava almadığı için köz sönüyor zaten. Sonradan sonra. Bize tuğlaların ısısı, buzunun kızarması, pişmesi ve birazdan göreceksiniz tavamız var. Tavanın içine tava yanmasın diye, kuzuların yağ alsın diye tava koyuyoruz içine. Onun içerisine bir sürahi su atıyoruz tava yanmasın diye ve onun buharı kuzuların da yumuşamasını sağlıyor. Kuzularımız da bu şekilde kurumuyor dışı. Evet, o zaman hemen devam edelim. Evet, evet edelim. Tavamızı yerleştireceğiz. İlk önce tavayı atmadan önce tavanı ayarlayabilmek için su atacağız içine. Tamam. İçine su konulmuş olan evet tavamızı tavamız alıyoruz. Geldi. Evet. Dibine yerleştiriyoruz ateşin üzerine ki onun buharıyla etler pişecek, etler kurumayacak. Evet, kurumayacak. Güzel. Buyurun ustam. Nasıl atacağız onu aşağı? Tavamızı indirmek için şeyimiz var. Aparat. Aparatımız var. Kuzumuzu atalım ustam. Kuzular geldi. Şu anda tamam. Tamamdır. Evet. Şimdi kapağını kapatacağız, sıvayacağız. Kaç saat pişecek? 2 saat pişecek. 2 saat. 2 saat. Güzel. Kapatalım ustam. Kapatalım. Sıvama işi bitti mi? Bitti abla. Şu anda bitti. Hiç hava almayacak herhalde. Hiç hava almayacak. 2 saat pişecek. 2 saat bu şekilde pişecek. Açacağız ağzını, havalandıracağız. Ondan sonra 5 dakika kapatacağız. Aynı çay demler gibi demlendireceğiz. Ondan sonra servis hazır olacak. Güzel. Evet. O zaman ben sofraya gidiyorum ve kuyu kebabının tadına bakıyorum. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Kebabım servise hazırlandı. Alabilir miyim?
Teşekkürler. Ay ne güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Oo. Kuzumuzda hiçbir baharat yok. Sadece birkaç saat önceden hazır edilmesi gerekiyor. Ve özel kuyuda pişiyor. Köz ateşinde pişiyor. Ben Kastamonu'nun güzel lezzetlerini öğrenmeye devam ediyorum. Bakalım sırada Kastamonu'nun hangi güzelliği var?